Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda hızlı bir şekilde Windows 10 kurulum USB'si ya da başka bir ifadeyle Windows 10 format USB'si nasıl hazırlanır sorusuna kısaca cevap vereceğim. E, Bunun için ilk ihtiyacımız olan şey içi boş en az 8 GB büyüklüğünde bir USB bellek. İçinin boş olması gerekiyor çünkü buraya Windows 10 işletim sistemi kurulacağı için içindeki tüm verileri yedeklemeniz gerekiyor, bunu belirtelim Ve dediğim gibi en az 8 GB büyüklüğünde olması gerekiyor. USB belleğinizi bilgisayarınıza taktıktan sonra ikinci ihtiyacınız olan şey Rufus adlı paket program. Rufus adlı paket program program Windows 10 ISO dosyasını USB belleğimize yazdıracak olan program oldukça küçük boyutlu bir paket program. Hemen bağlantısını videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bu sayfa geldiğinizde burayı tıklarsanız arkadaşlar hızlı bir şekilde Rufus adlı programı bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız. Herhangi bir kuruluma gerek yok doğrudan çalıştır şeklinde bir program olacak. Windows 10 ISO dosyası ise arkadaşlar yine bağlantısını hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Bu Microsoft'un resmi sitesi. Buradan indireceğiz. Bu sayfaya geldiğinizde aracı şimdi indirin yazan kısmı tıklayalım. Hemen şu şekilde Media Creation Tool diye bir uygulama bilgisayarımıza inecek. Bunu arkadaşlar çift tıklayarak çalıştıralım. Media Creation Tool'u çalıştırdıktan sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan kabul et diyelim. Ne yapmak istiyorsunuz sorusuna başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluşur seçeneğini seçelim ve ileri diyelim. Ardından dil Türkçe sürüm Windows 10 mimari 64 bit olacak şekilde ileri diyelim. Kullanılacak medyayı seçin kısmında ISO dosyasını seçtikten sonra ileri diyelim. Karşımıza o şekilde bir pencere gelecek. Burada arkadaşlar masa üstünü seçtikten sonra kaydet dediğimizde Windows 10 ISO dosyası bilgisayarımıza indirilmeye başlayacak. Ben daha öncesinde indirdiğim için bu işlemi bir kez daha tekrar etmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar Rufus adlı paket program yardımıyla Windows 10 ISO dosyasını USB belleğimize yazdıracağız. Bunun için Rufus'u çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Buradan USB belleğimizi seçiyoruz. Doğru USB belleği seçtiğinizi emin olun. Bakın buradan E sürücüsü tekworm şeklinde yazılı. Yine burada E sürücüsü tekworm şeklinde yazılı olduğunu görüyorsunuz. Aygıt kısmından USB belleğinizi seçiyorsunuz. Seç kısmında ise arkadaşlar indirmiş olduğunuz Windows 10 ISO dosyasını göstereceksiniz. Seç kısmını tıklıyorum. Masa üstüne geliyorum. Ve buradan daha önceden indirmiş olduğum Windows 10 ISO dosyasını çift tıklayarak arkadaşlar seçili hale getiriyorum. Devamında disk bölüm düzenine geçiyorum. Burada önemli olan şey arkadaşlar GPT mi MPR mi seçenekleri. Bunlar oldukça önemli. Eğer bunları yanlış seçerseniz format aşamasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsınız. Bu biraz can sıkıcı. Eğer format atmak istediğiniz bilgisayarda hali hazırda bir işletim sistemi varsa hızlı bir şekilde hangi disk bölüm düzenine sahip olduğunu öğrenerek bunu seçebilirsiniz. Örneğin mesela kendi bilgisayarım için örnek vereceğim. Rastgele herhangi bir klasörü açalım. Açtıktan sonra sol taraftan bu bilgisayar veya bilgisayar yazanların üzerine sağ tıklayın. Yöneti seçin. Bakın karşımıza şu şekilde bir sayfa gelecek. Buradan disk yönetimi kısmına gidelim. Ve devamında arkadaşlar sürücümüz hangisi ise yani işletim sistemimizin yüklü olduğu sürücü hangisi ise onun sonundaki disk yazan yerin üzerine sağ tıklayarak özellikleri seçelim. Bakın ben de işletim sistemin yüklü olduğu sürücü bu. Hemen şuradaki Windows logosundan da anlıyorum. Aynı zamanda bu sürücün içerisine girdiğimde şu şekilde bakın Intel kullanıcılar program dosyaları program files windows gibi dosyalar yer alıyor. Bu işletim sisteminin yüklü olduğu sürücünün burada olduğu anlamına geliyor. Bakın benim C sürücümde burada yer alıyor. Hemen solundaki bakın burayı üzerine sağ tıklıyorum ve özellikleri seçiyorum. Karşımıza gelen pencereden birimler kısmına gidiyorum ve buradaki bölümlenme stilinin karşısına bakıyorum. Bakın burada GPT yazılıyor. Yani ben bu bilgisayara format atmak istediğimde bu Rufus ekranında GPT'yi seçmem gerekiyor. Eğer orada MBR yazsaydı ben arkadaşlar MBR'yi seçmem gerekecekti. Tabii yine farklı bir şekilde bu GPT MBR dönüşümlerini kodlarla da yapabiliyorsunuz. Ancak format aşamasında bunlarla uğraşmak biraz zor olduğu için GPT mi MBR mi sorusunun cevabı böyle. Dediğim gibi yeni nesil bir bilgisayar kullanıyorsanız, ilk defa sıfır bir bilgisayar aldıysanız GPT'yi seçmenizi tavsiye ediyorum. Eğer eski bir bilgisayar aldıysanız ve üzerinde Windows 7 vesaire varsa arkadaşlar MBR seçmenizi tavsiye ediyorum. Zaten bu format aşamasında Windows bu diske yüklenemez hatası alırsanız arkadaşlar Arkadaşlar. bu MBR GPT seçeneğini yanlış bir şekilde seçtiğiniz anlamına gelecektir. Şimdi ben yeni nesil bilgisayara format atmak istediğim için GPT seçeneğini seçiyorum ve ardından başlatı tıklıyorum. Burada herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. OK diyorum. Son olarak üyesi bellek içerisindeki tüm veriler silinecek şekilde bir uyarı geldi. Buna tamam diyorum ve işlemimiz başlıyor. İşlem sonucunda Rufus yardımıyla Windows 10 ISO dosyası USB belleğimize yazdırılmış olacak. Tahmini olarak bu işlem 15-20 20 dakika sürebileceğini belirtelim. Ve işlemimiz tamamlandı. Hemen durum kısmında hazır ibaresini görüyorsunuz. Bu ibareyi gördüğünüzde artık USB belleğinizle bilgisayarınıza format atabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur ve video size faydalı olduysa beğenmeyi, destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.